Saat 23.45, maça rağmen bu kadar seyirci var. Hoş geldiniz hepiniz. Hemen başlayalım mı? Evet. Hemen başlıyoruz değil mi? Evet. İlk alkışlar Fatih Pestil için o zaman. Biliyorsunuz Aydın Kahya bir albüm çalışması için şu anda yurt dışında. Buket Bengisu ve Deep Sound'a bir alkış lütfen. Hepinize selamları, saygıları var. Çok güzel bir albüm çalışması yapıyor. Bugün konuştuk. Hepinize çok selamları, saygıları var. Söylemek istedim. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Zaten hatırlamışsınızdır, Buket bizi, Türkiye'mizi Eurovision'da temsil etmişti. Hangi yılda Buket? 2002. 2002'de temsil etmişti. Çok muhteşem bir ses, çok güzel şarkılar dinleyeceğiz kendisinden bu akşam. Çok alkışlamaya hazır mısınız? Evet. Duyamadım. Evet. Mahşeri Cümbüş geliyor. Arkadaşlar maça rağmen bu kadar seyirci, 23.45 evet, saat. Maça rağmen biz de buradayız. Maça rağmen. Maça rağmen. Ya 2-0 oldu ya. Bu arada. Evet. Çok, bütün moral bozuldu yemin ediyorum ya. İkinci 2-0. İkisi de Portekiz attı olur mu? Evet. Hepsini Uman da atmış gibi hissediyorum. Maalesef. Neyse biz moralimizi bozmuyoruz. Diyelim. İnşallah çok güzel bir gece önümüzdeki olacak. Önümüzdeki maçlarımız ikraz galiba. Bozmuyoruz değil mi moralimizi? Hayır bozuldum ama ilerleyen şey toparlayacağım. Fakat geçen haftaki tribün inanılmazdı ya. O tribün evet, inanılmazdı evet, ya. Bana evet. Hafta içi inanılmaz. Yani çok güzel eleştiriler geldi. Eminim size de evet. Olmuştur. Çok. Yani bu hafta tabii tribünle ilgili bir şey yapabilir miyiz? Bu moralle bilmiyorum ama bakacağız tabii. Ama süper olacak bu akşam. Çok sevdiğiniz bir konuğumuz var. Çok alkışlamaya yine hazırsınız görebiliyorum. Günay Karacaoğlu geliyor. Boyuma göre ayarladınız mı? Uygun galiba. Buyurun. Bir şey oldu. Böyle Güney Ay gibi bir şey söyledim. Orada ne oldu öyle bir? Heyecanla Güney Ay oldu. Günay Karacaoğlu doğrusu. Bir kez daha söylüyorum. Süper eğleneceğiz. Böyle bir evet. Konukla, böyle bir izleyiciyle eğleneceğiz. Mahşer ve Cümbüş kim acaba? Bir görelim. Her haftanın benim için en stresli anı. Rabadabadam. Mahşer. Vallahi bildim. İnanmıyorum. Aslan tam bugün formdasın. Bildim. Ama zaten... Her hafta değişiyor. Öyleydi, her hafta değişiyor ve hiçbir yani 50 bölüm falan oldu. O zaman da ben Cümbüş'ü bileyim. Cümbüş. Gerçekten.
Şakerle başlayalım o zaman. Cıbırcı uzman turuyla başlayacağız. Seviyorsunuz bu turu. Cıbırcı uzman turu. Bir uzmanlık alanı ne olsun? Evet, hazırlanmış gelmiş bir izleyicimiz. Su balesi uzmanı. Su balesi uzmanı. Çok güzel. Başka? Bu kadar. Başka? Evet. Masör. Masaj. Masaj uzmanı. Evet, masaj. Ya da masör uzmanı. Evet, olabilir. Masaj uzmanı. Başka? Evet. İzdivaç uzmanı. İzdivaç uzmanı. Çocuk etkileniyor tabii. Her an televizyonlarda bir izdivaç durumu var. Evet, başka? Evet. Tırnak kesme uzmanı. Tırnak kesme uzmanı. Olsun mu? Tırnak kesme. Olsun, tırnak kesme uzmanı olsun o zaman. Peki hanginiz uzmansınız? Uzman benim. Dilek uzman. Dilek uzman. Kim ben çevirmen? Gazeteciyim. Gazeteci. Burak da çevirmen. Çevirmen de Burak. Uzmanımızın adı ne tırnak kesme uzmanının? Ne adın? Naomi Picker. Naomi Picker'mış tırnak kesme uzmanının ismi. Naomi Picker. Programda soruları ilk önce Yiğit soracak, sonra izleyicilerden de sorular alacak. Ama yabancı bir uzman olduğu için Burak da çevirileri yapacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri hiç sıkmayacağım. Hemen paldır küldür mevzuya geliyorum. Karşınızda Naomi Picker. Öncelikle şeref verdiler, hoş geldiler. Miken şota şet besbetteyim. Bize öncelikle tırnak keserken en dikkat edilmesi gereken şeylerin neler olduğunu anlatır mı acaba? Mekeş peyotus piyem babas bandi bakodi biş 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 papa tüp hadi da. Sanat olarak kabul edip ona göre şekil verelim diyor. Mesela ne gibi şekiller var? Hangi şekilleri kullanabiliyor? Şaşöp menmaş pospetü. Hadi onu. Bir sanat aroko. Hemen yanımdaki şekilleri çıkartıp size göstereyim. Bu ağız için en uygun şekildir. Tırtıklı diyor. Anladım. Bunu ben açtım. Bunu dur sana ki. Ben mi yapayım, sen mi yapayım? Ben yapayım istersen. Bunu ben mi göstereyim, sen mi göstereyim? Bu benim en sevdiğim tırnak olduğu için ben göstereyim. Bunu aşağı. Budur. Diğer tırnak. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Tırnaklarını yani yiyenlerin bu kötü alışkanlıktan kurtulmaları için ne yapmaları gerekir? Yani o tırnak makasına nasıl kendimizi alıştıracağız? Miki meş bas piyan tomakola şabahla bla bla bla. Miki bas bas piyan. Patakal da tırmak. Nosu bi. Nama. Reçimaz da kalemiş. Nah nah. Oh ha. Utanın, utanın diyor, utanın diyor. Utanın diyor, bu yaşa yanınıza geldiniz diyor, tırnak mı kesiyorsun? Hayır, hayır, ben yanlış anlattım galiba. Ben kendim yemiyorum ama küçük çocuklar yiyorlar mesela, onlar için mişim, ne yapacağız? Mişim, miti bakmanım, ele bele bele bele. Evet. Neler anlattı? Diyor ki, hı, yanınızda diyor bir tane diyor kocaman diyor bir tane diyor biber çantası diyor açın diyor, çanta taşın diyor. İçinden diyor biber çıkartın, hı, diyor. O biberleri böyle böyle sürün sürün diyor. O yediği zaman onu diyor acayip diyor yanar o diyor. Anladım. Dil de bu kadar. Son olarak benim bir sorum olacak. Daha sonra sevgili seyircilerden sorular alacağım. Böyle kimi zaman tırnağın üzerinde beyaz beyaz bir şey olur böyle. Mika şubes benti bötödü bötödü. Bu neden Allah aşkına? Gerçekten söylendiği gibi kalsiyum eksikliğinden mi? Yoksa öyle bir şey mi yani? Mika şubes benti bötödü. Makas şubes benti. Kudu yıkol suyuyum. Düme çıkma. Dile de çıkma. Bu nasıl söyledim? Nasıl yani? Hiç diyor ben diyor bunu düşünmedim diyor. Millet hep söyleyip söyleyip duruyordu ama diyor. Hiç de benim bir aklıma gelmemişti. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam bir dakika. Milletten sonra çok korkuyor. Hep beraber yatalım ayakkabı. Ha bu diyor. Hacı hacı kanan kaydı. Hacı kanan kaydı. Sıkıyorsa diyor. Sıkıyorsa diyor ayak tırnaklarını yesene diyor. Kolay mı diyor? Yedikten sonra da diyor ye başına koy diyor. Bu şey gibi. Nimet nimet diyor. Öp başına koy var ya, anladım, onlar da ye başına koyuyor. Evet sevgili seyirciler, var mı uzmanınıza soru sormak isteyen?
Efendim tırnak kesme. Buyurun. Buyurun beyefendi. Gitar tırnağı nasıl olmalı? Ne tırnağı? Gitar tırnağı. Gitar tırnağı nasıl olmalı? Evet. He, iyisiniz değil mi? Gitar tırnağı nasıl olmalı? Keşke gönlümüz bir yanda guter. Bu daha sanıklı kondaka. Böyle diyor, gitar kadar olmalı diyor. Gidiyor, gitarı iyi kavrediyor. Anladım. Var mı efendim başka? Buyurun, buyurun efendi. Tırnak yiyenlerde tedavi olmayınca eldiven takıyorlar ya, o niye işe yarıyor? Ben şey? Ben sana tekrarlamayacağım. Her şeyin tedavisi var. Mükeş ötüdüm, mutlaka inmiyem. Mutlaka cünnün ürücü. İşçinin arkadaşını. Benim hiç öyle bir şeyim yok. İşçinin o da benim mantıklı mantıklı. Aklına gelen her şeyi söyleme diyor. Acık diye düşün de konuş diyor. Evet efendim, stüdyodaki seyircilerimizden son bir soru daha. Bir koşmaz bindi de la beşte. Buyurun beyefendiciğim. Kedim tırnaklarını yön yapmam lazım. Küçük mesbet yok da pusi. Kaba şöpte tüy tüy tüy. Maka şöpet dedi. Millet neşine kona kadar. Ma! Ma! Bu ne kadar şaka? İki tane kedi bir araya gelince. Ma, miyav deyip birbirlerinin tırnaklarını yerlermiş diyor. Ona atasözü ülkesinde. İki tane kedi bir araya gelince tırnak yermiş. Bu arada bir şey soracağım hocam. Sen yani ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Ne var yani? Yani seni şuraya programa konuk ettik diye illa böyle... Güvenlik lütfen çıkartır mısın şu arkadaşı? Tamam, şu anda ben takatı be, şu anda. Hayır yani kedi medi tırnak dedi, nerede diyor? Kandaya çöpetip diyor. Bu da aşağı! Bu da aşağı! Ne oluyor ya? Gerildi, gerildi. Bana soruyor, sana mı soruyor? Ne sen cevap veriyorsun? Bu da aşağı! Ay! 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 Benim diyor kahverengi kuşağım var diyor, getirmedim ama var diyor. Takarım onu diyor. Efendim bir daha ki programımıza tamam, kadar leşit. Hepinize tamam, iyi geceler diliyorum. Good night. Belki dikkatinizi çekmiştir. Geçmiş olsun. İşte kedi tırnağı diye ben benim buna de derim böyle. Benim iki tane, üç tane kedim var. Bir tanesine tasma takmaya kalktım. O da bana taktı. Bayağı bir taktı. Bayağı bir taktı. İzi de kalıyor onların. Yani kedi tırnağı deyince arkadaş. Ne oldu feci? Evet. Bir başka uzmanlık alanı alalım lütfen. Evet. Yalakalık. Yalakalık. Güzel. Uluslararası bir konu tabii ki. Başka? Sumo güreşçisi uzmanı. Sumo güreşçisi uzmanı. İdrar tahlil uzmanı. İdrar tahlil uzmanı. Evet. Doğum kontrol uzmanı. Doğum kontrol. Yata yata ders geçme uzmanı. Yata yata ders geçme uzmanı. Buyurun. Tırbişon kullanma uzmanı. Tırbişon kullanma uzmanı, yalakalık uzmanı. Yalakalık. Yalakalık peki. Uzmanıyla. kim uzman acaba? Edward Yalako. Edward Yalako Ayça mı oluyor? Yok. Edward. Tamam, ben mi? Programın sahibi kim? Evet, Özlem de programı. Ben de çevirmenim. Aa, doğal olarak evet. Peki. Edward Yalako, yalakalık uzmanlığı hakkında bir konuşma yapacak, sorularınızı lütfen hazırlayın. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Benim sevgili dinleyenlerim, sevgili izleyenlerim, ocağın altını kapat. Başladı Nermin'le sabah. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Yerim hepinizin ağzını yüzünü ben. Ay. Ay. Herkesin sabahın zot direğinde gözler maşallah böyle pıtlanınlık açık. Hepiniz yerim ben. Şimdi bu hafta yine ilginç uzmanlarla sizlerle beraberiz ve
Bu hafta öyle bir uzmanım var ki yemede yanında gevşe. Hep beraber çağıralım. Edward Yalako, Yalako. Hadi. Sevgili izleyenler, oh. Ay kuliste bir mıncırdım ben bunu, bir mıncır. Nasıl tatlı, nasıl şeker. Maşallah sana, tüm senin. Maşallah, ay çok şeker bu. Bir lütfen tercüme et, ben bunun o dişlerini, o kafasını, her bir tarafını yerim ben bunun. Seni yerim ben. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yalarım. Ay. Espri akacak bu sabah. Evet. Hemen başlayalım programımıza. Dediğimiz gibi yalaka uzmanıydı Sayın Edward Norton. Neydi bunun soyadı? Edward Yalako. Yalako. İlk sorumu soracağım lütfen. Kendisi genelde hep böyle yalaka mıdır? Hep böyle enerjik midir? Hep böyle şeker midir? Ay. Ay nasıl bundan da bir başka... Ay siz de nasıl tatlı var ya. Yerim yutarım hepinizi ben. Evet Sayın Yalako. Furious to my enemy. You are lying. Only yalakalı honis. Sınıf başkanı iken oldu her şey lisede diyor. Öğretmene yalaklanırken yalaka oldum diyor. Ha doğuştan böyle değil, sonradan oldu yani. Evet, gelmez bir gelmiş şu bazını gelsin. Hakikaten yok, alakası yok. Ay inanılır gibi değil. Peki efendim, bu genelde insanların pek fazla canını sıkar. Yani böyle rahatsız olan insanlara karşı ya da neler yapıyor insanları böyle gıcık ederken, yalakalık yaparken neler yapıyor? Ha benim gibi gibi benim bir bezi mi kadri bedi miyazi de bedi gibi bedi kötü medya tibat ve 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 Niyaskova inleyen... İlgilenmiyormuş gibi görünen kızlar özellikle... Şunu yapıyorum. Uva. Hareketinin ismi Uva. Uva hareketi bizim Oha'ya benziyor. Uva ve spekere Oha. Böyle Türkiş Oha ve spek Uva. Oha. Ay çok güzel anlatıyorsunuz. Peki efendim Sayın Yalako. Tanışıyorsunuz galiba, senin tanıdı. Liseden beri... Askerlik arkadaşımı inanmıyorum. Hangisi? Kamera mı? Yok canım. Daha neler. Ay çok iyi. Ay keşke çevirmeseydim. Evet, son bir soru soracağım. Hemen faksımıza bakıyorum. Of course bir kansı. Ooo bir faks gelmiş ki. Diyor ki... Sayın Yalako bana yalakalık yapıp bir imza yollar mı diyor. Bir kapasitesini Yalako. Yalako. Bırak. Yeah. Yeah, yani evet olur. Oo, Sayın Handan Mumcuoğlu, bunu ben yollayacağım efendim size. Evet Handan, efendim. Handan. Ay anladım, anladım. Handan. Ay çaldın dedim oradan bir şey, ben bunu çok sevdim. Azıcık mıncırayım. Evet, ay iki kurtumu atayım dedim, iki saattir içeride patladım ayol. Evet sevgili izleyenlerim, sevgili konuklarım, canlarım, şunlara bak, IQ'lar 816. Ay yerim hepinizi ben. Hemen soruları alalım, ondan sonra devam edeceğiz programımıza. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz Sayın Yalako'ya. Buyur. Seni yerim ben, gözlüklerini yerim seni. Şöyle. Sor, kurban oldum seyircim benim, sor. Sayın Yalako, hangi üniversiteden yalakalık yaparak mezun oldun? İşte benim seyircim. Bazıları bir üniversite yaptı Grat'ta. Evet. Hangi üniversite diyor? Oh. Ay Allah, yanlış. Tıkkım. Alaylıyım. Stockholm alaylı. Alaylı yeah. Stockholm'de, London Street'te çok fazla yalaklanmış oradan buradan geçen insanlara. Yeah. Ay pek güzel efendim. Evet. Yeah. Başka sorusu buyurun hanımefendiciğim. Buyurun şeker şey. Evet. Sor. Annesine nasıl yalakalık yapıyor? Anne efendim? Annesine nasıl yalakalık yapıyor? Ay güzel soru. Aileye girdi. Vallahi aile kız. Yerim ben seni abi. Yo, bunu çeviremem. Bunu çeviremem. Ama benim her seyircimi kırmayayım ben. Çeviremem. O zaman başka bir şey soralım. Ailesiyle ilişkileri nasıl? Hep onlar da yalakam. Ya sen benim yerim ben seni. Sen şey yapmaz bana. Ben aile ne demek bilmiyorum. Aile ne demek bilmiyorum. Evet, bu dilde ne demek bilmiyorum. O bakımdan problem oluyor. Sevgilisi var mı bari, onu soralım. Ha, Özberk Elbet. Yeah. Var. Keşke yok. Tobias Torian is the foreign form. Her boyda, her kiloda, her ülkeden sevgiyle kucaklıyorum bütün... İnsanları diyor. Anlıyorum. Peki sevgili bal böceklerim,
hepinize çok teşekkür ederim. Son bir soru daha alalım. Vallahi benim içim rahat edecek. Söyle bakayım Şeker. Nasıl heh. Yalak olabilirim? Nasıl yalak? Aa bak. Bak bir öğrencisi var. Herkese ben sana atıyorsun bazen. Gel diyor, gel diyor, gel diyor. Kalk, kalk. Ay ay bak öğretecek. Ay ay bu programda neler olmuş. Tindo bir yedin. Derin bir nefes al. Tindo bir yedin. Bırak. Tindo bir yedin. Al. Tindo bir yedin. Bırak. Un tarihi asokuminin. Kime yalaklanmak istiyorsan buradan söyle. Buraya. Bırak. Çok teşekkür ederiz. Efe'nin programımızın sonunda artık bitiriş cümlemizi söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Konuğumuzun. Ocağın altını kız. Nermin bitti. Hadi git bakalım. Kıs kıs. Hoşça kalın. Oynuyoruz. İlk olarak Mahşer'i izlemiştik. Mahşer'de tırnak kesme uzmanını izledik. Bu turun galibi Mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Hemen arkasından Cümbüş'ü izledik ve tırnak kesme, pardon özür diliyorum. Yalakalık uzmanı Edward Yalako. Mahşer gibi sanki. Tabii. Mahşer tabii. Gibi. Gibi geldi ama neyse. Bu turun galibi Mahşer oldu aslında. Devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Nesne turunda bakalım hangi nesneler var? Daha göstermiyorsunuz nesneleri. Getirdiniz ama değil mi? Var mı? Ha, iyi. Arkalarda nesne var mı? Var. Peki tamam. Arkalarını dönüyor Mahşeri Cümbüş. Sessizlik alalım. Nesneleri bir görelim bakalım. Of. Of. Sen gel. O ne o? Getir onu da. Çok küçük o. Onlar çok küçük. Bir de sizinkini alalım. Evet onu alalım tamam. Onu peki. Hızlı hızlı geliyorsunuz arkadaşlar. Oylayacağız şimdi. Sadece arkadaşları oylamasınlar. Sadece bu nesnelerin sahiplerini arkadaşları oylamasınlar. İlk nesneyi kaldıralım. Bu nesne olsun diyenler alkışlasınlar. İkinci nesne olsun diyenler. Ve bu nesneye bakalım. Evet, diğerlerine teşekkür ediyoruz. Bu nesneyi şimdilik saklıyorum. Çünkü bir ilk gerçekleştireceğiz. Yine sürpriz bir nesne var. İpek'cim o nesneyi getir bakalım. Ve sehpanın üzerine koy. Mahşeri Cümbüş döner dönmez süreniz başlıyor. Dönebilirsiniz. Süremiz başladı. Hı. Bakalım bu nesneyi ne kadar çok değişik şekilde kullanacaklar. Burnunu da takalım erimeden. Nasıl güzel oldu mu Kardan adam? delirdim. Aşkından eridim. Ama beni ye erimeden. Beni ye erimeden. Ne haber? Evet, hep beraber sayıyoruz. 2009 için. 5, 4, 3, 2.
Onun kuralı 4 mi? Çok güzeldi gerçekten de. Afiyet gerçekten olsun. Çok beğendim. Affedersin gerçekten. İlk bakış, ilk öpüş, ilk adım. Eridem, eridem, yar eridem. Eridem, eridem, yar eridem. Ay. Sevgili günlük. Virgül koy, virgül koy. Bugün sanırım aşık oldum. Ben de bakabilir miyim? Ama yaşım gereği bana pek bakmadı. Olsun. Rudolfo'nun selamı. Peki, bu kadar. Cornetto'yu bir yiyebilir miyim? Alın siz yiyin. Oldu, kıskandınız mı? Atsana şöyle ya. Bir yalayan arkadakine ver. Biz de kağıdını yalayalım. Evet. Ve seyircilerimizden gelen nesneniz. Hadi bakalım. Ya parçalanıyor mu? Parçalanıyor, parçalanıyor. Bir dakika, şunun içi şey... Bakalım ya lan, parçalanıyor mu, ne oluyor? Bir daha sağlam alamayacaksınız. Evet, bakalım mahşer cümbüş bu insan fıs fısı... bunu bir doldurup getirir. Ne kadar çok değişik şekilde kullanacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1 Hazır mısınız DJ? Niye baş salladın? Tamam, ampulü değiştirdim. Açın bakalım. Açtım. Tamam. Tamam. Şimdi tekrar aç. Tamam, o çok iyi geldi. Bir daha yapsana. Beyaz top, sarı köşe. Ana top yapıştı oğlum. Ne mıknatısın bu? Hadi bekleyecek miyiz ya? Ses nasıl ses? Buradan bu mesafedeki şeyi vuramam değil mi? Dur. Vay. Hareket süper abi. Ayşe sana mıydı tatlım? Bana. Hiç acımayacağım. Uzat kolunu. Aferin tosunuma. Oo, işte bitti. Aman. Anana söyle siparişi bitiririm. Tamam söyleyelim. İpim azalmış. Hiç para yok. Evet. Burası mutfak. Ah çok güzel. Evet, burası banyo. Gel bir tanesi. Burada L salonumuz var. Yalnız küçük evet, değil mi azıcık? Evet, yani küçük. Salonu seçmişim. Küçük anneciğim, küçük. Edel Chopin. Dördüncü delikçi. Ateşini kullanıyor. Deliğe şöyle bir baktı. Bozuk bu. Bozuk bu diye isyan etti. Mark Anthony. Topuzun kantarını kaçırdın. Bak burada. Kaza. Abi bazen çok sıkıcı oluyorsun. Çok sıkıcısın. Derin nefes al, ver. Sen anlayamamak diye ne diyorsun? Ben anlamış gibi yapıyorum. Orada ne yaptın biliyor musun? Seyyar silikon yaptırdım bak. Aa kızım. Sana inanamam. Vallahi tıp. Tıp yani tıp. Aa yok bir şey yok, kapıya çarptım ya. Aa çok net görsün. Hadi oğlum hadi, bildiğin kafa koymuşlar bunu. Hadi. Kapı ya. Demek dünyadan geldiniz. Evet, evet, resmen dünyalıyız. Vallahi insanız. Şunlar kim? Oo, dönüyor. Vay. Aa, göreceğiniz üzere tek bademci şişmiş. Ay, evet, hayal mi? Aa, öyle alacağız, öyle alacağız. Kerpeteni getir. Ay, yok, gerek yok. Ben elle. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kızım adam deli, manyak, manyak. Sonra ne dedi? Ay ne bileyim ayol.
Ay bunların daha küçüğünü yapsalar daha ekonomiyle. Ay değil mi ya? Ben de çok sorun yaşıyorum. Oo. Neyse sonra görüşürüz hayatım. Görüşürüz tatlım. Ben bir duş alacağım. İyi beni görmedi. Affedersiniz gazozuma biraz daha buz alabilir miyim? Evet. Abi. Çok güzel oluyor. Ben hayvanım böyle ki. Çatırt! Ana gazı gitti. Neye bastın lan karanlık göremiyoruz? Galiba vazoyu devirdim. Mağarada, ilginç. Teyzesi, teyzesi bak bak bak. Acı ağzına annesinin gülü. Oo. Oy, oy, oy. Ay eşek. Sömürdü, sömürdü beni, sömürdü. Eşek kadın, o da hala biber onlaymış. Ay, 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 ay. Selütleri iyi geliyor. Çok saçma bir şey yapacağım. Çok evet. Yok. El feneri ikiye ayrılır. Oh. Evet, buyurun ikiye ayrılır. İyi akşamlar. Bak bak, boyun çok zevkli bak. Ay! Dur dur, bende jeton var. Dur, bir el daha öne. Kikling. Dur, öyle değil, öyle değil. Aa. Arkadaşım. Zaten üç kuruşa çalışıyoruz, biraz yavaş. Konuşuyoruz. Ha, vur vur, hadi vur. Vur. Ha, vur da vur. Gelsene. Ben çeksindim. Gelsenize. Ben de. Delikanlı mısınız, gelin. Gitsene. Kurbağayız diye. Geçsene. Ruşan Hanım, Haliç sapığı yakalandı fakat yuvarlağı yanlış yapmışlar efendim. Böyle okla da ekstra gösterelim mi? Ama nasıl olacak kanal bunu kabul etmez ki tatlım. İşte Hintli deriz, böyle bir şey yaparız sanırım. Ne bileyim yani. İyi tamam, ne yapayım? İkisini toplattım, ortaya bir tane yaptım. Ben de yapayım. Alo İvan. İvan, çabuk Samuel'e haber ver. Samuel Samantha'ya haber versin. Burada Marianne'le Jacob var. Jacob'la Samuel Samantha'dan alsınlar. İvan da ilginç olsun. Tamam mı tatlım? Sana hadi kendine iyi bak. Bize anladılar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Daha sonra Juliet gelir. Juliet neredeyim efendim? Yazıyorum yavrum, yazıyorum. Daha tam daha toparlayamadım. Ondan sonra Romeo Juliet'e der ki... Juliet ben miyim efendim? Daha tam toparlayamadım yavrum, tam toparlayamadım. Sonra Juliet... Juliet ben miyim efendim? O mu Juliet acaba? Ben onu tam toparlayamadım. Ondan sonra ben girerim. Siz ben misiniz acaba? Ben girsem mi lan? Bak. Biliyor musun? Evet, kulağınızda maşallah bir ben eksiğim efendim. Ay. Bakın şuradaki ekrandan görebilirsiniz. Oo, gördüm gördüm, o toparlak beyaz olan ne? Ay, topak, ay, topak ay, olmuş. Pis bu adam, resmen pis. Of. Topak topak olmuş. Ay rezalet. Valla pis boğaz derlerdi de hiç pis kulaklı dememişlerdi. Evet. Ulan Ronaldo, seni yar eden ulan. Lan. Bir maç olacak, top ayağından sektirdi. Ve seyirci türbüne doğru gitti. Top toplayıcı. Kaçla başlatıyor. İclal, yorgunluktan gözlerimin etrafına siyah halkalar çıktı ya. O kadar yoruluyorum çok ki. Çok çalışıyorum. Vallahi çok çalışıyorum. Hep sağ düzünde. Her türlü kozmetiği denedim biliyor musun? Kapatmaz, estetik bile yaptırdım. Kapatmaz. Halkaya bak. Bana bir viski. Güzel, yak yapacağını ya. Yok. O kadar yok.
Senin için hayatım. Teşekkür ederim. Tek yapraklı gül. Rica ederim. Rica ederim. Ne derim? Pazım düştü. Pazım düştü. Pazım düştü, pazım. Evet. Necla. Efendim hayatım. Ben yine buradayım, perdenin arkasında. Uzatsana elini. Rıdvan. Ya, bu yüzük bir acayip yüzük. Nasıl şey bu ya? Rıdvan. Heh. Açsana gözünü. İsterseniz yüzüğü küçültebilirim biraz. Önce seni sileceğim. Evet, toplumsal mesajımızı veriyoruz. Toplumsal mesaja bak. İnsanlar hep beraber. İnsanlar adam. Ağaçlar ormana. Önleri yurtumda. Şimdi oylayacağız da ne bereketli dondurmaymış. Kaç kişi yediniz onu ya deminden beri? O sıra hepsi yedi o dondurmayı biliyorsun. Erimeden hemen. İnanılmaz bir şey vallahi. Afiyet olsun. Peki. Dondurma getirmişiz. Fısfısı mahşer daha iyi kullandı diyenler kuvveti alsın. Cümbüş daha iyi kullandı diyenler. Mahşer gibi gözüküyor. Kesinlikle çok net. Bu turun galibi yine mahşer oldu aslında. Şizgare, yok değilmiş şizgare. Günay, dublaj yapıyor musun? Yok. Hiç dublaj? Yani sadece dizilerimizi kendimiz seslendiriyoruz. Yani dublaj. Kendi sesini. Tabii kendi sesimiz. Şimdi dublaj turunu biliyor musun peki bizdeki? Yok bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Tamam. Biliyormuş gibi yapsaydın. Biliyorum. Tamam, ne güzel. Beğeniyor musun peki bu turu? Çok beğeniyorum. Tamam, ne güzel. Böyle bir turumuz yok. Biliyordum zaten. Dublaj turuyla devam ediyoruz. Daha evvel görmedikleri kısa bir filmin bir sahnesini daha doğrusu seslendirecekler. Üstelik Allah'ım. Konuyu da izleyicilerimizden alacağız. Hadi bakalım. Para saklanabilecek en ilginç yer. Günay senden de alabiliriz bu çıkış noktasını. İzleyicilerimizden de alabiliriz. Para saklanabilecek en ilginç yer. Şeyler. En ilginç diyorum. Yastık altı yani çok bilinen bir yer. İlk akla gelen ama yani genelde de enteresan bulunur. Böyle yaşlı teyzeler, anneanneler falan meme arasına koyar. Meme arası. Değil mi? Öyle öyledir yani. Bence de ilginç esasında. Meme arasını yapabilir misin? Bilmiyorum artık. Ne? Meme arası. Meme arası. Evet işte eli programdır. Eli programdır bu yönelimi bekliyordum. Meme arası çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Saat de tam. Göğüs arası. Haydi ben kalkayım arkadaşlar size kolay gelsin. Biz sana anlatırız. Çıkış noktamız... Halk arasında meme olarak da adlandırılan göğüs. Latince de scalantus. Öyle diyeyim daha olur. Scalantus arası. Scalantus arası. Sence bu daha mı iyi? Bebek dilinde memiş olsun bari. Memiş arası. Bebek. Memiş olsun. Giderek rezalet oluyor. Memeli kibar kaldı hepsinin yanında. İnsan olsun bu insan. Kulak memesi arası. Kulak memesi arası. Kulak memesi arası çıkış noktamız. Hiç mi acımıyorsun bebe? Kulak memesinin arası. Kulak memesi arası sevgili izleyiciler. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1.
Kulak mememin... Sus! Sana şunu anlatmak istiyorum. Kulak mememinin arasının röntgenleri burada. Sus diyorum sana. Ama susarsam anlatamam. Bana kulak memesinden bahsetme. Çünkü ne yaptığını sen benden çok daha iyi biliyorsun memeli. Ha? Hatırlıyor musun bana? Hatırlıyorum. Yani aslında ben de orada şahittim. Yalancı şahit seni. Lütfen kavga etmeyin. Kulak memem içindeyim. Sus! Beni dinle. Senin yüzünden yıllarca hapiste yattım. Çoluğum, çocuğum, karım. Herkes beni bıraktı. Memeler yüzünden. Memeler, memeler. Memelerse benimkiler meme değil mi? Seninkiler memeyse de meme. Ama benim çektiğim acılar, benim üzüntülerim. Benimkiler ne? Ya benim... Sen nereden bilirsin memesiz kalmayı ha? Yoksulluğu, hapisleri, insanın sevgilisinden uzak kalmasının ne demek olduğunu. Aman çok sıkıldım, ben tuvalete gidiyorum. Zaten prostatım da var. Bak genç adam, yaşlanacaksın ve memelerin sarkıyor. Olsun! Sen ne anlarsın? Memelerini geri ver. Tamam, memelerine geri vereceğim ama benimkileri alamazsın. Seninkiler isteyen de kim? Baba. Aynen istiyorsun gibi geldi bana. O ha, bir dakika. Senin memelerini... Benim ben memelerime niye lafı getirip duruyorsun ha? Senin memelerini kafanı kırarım ha. Yavaş. Adamı aç. Çık dışarı, çık dışarı. Öyle bir kere söyleyip de çıkmayacağım. Herkes memesini... Bir dakika, bu kulak memesi arasında kalsın bu konuşma lütfen. Kulak memelerim benimdir. Ben onlarla varım. O kadar basit işte. Seviyorum onları. Ama canım, bir gün geri geleceğim mutlaka. Saygılar efendim, saygılar. Ya sen ne edepsiz adamsın. Adam kulak memesini kaybetti. Ama kardeşim biz de belki buluruz dedik. Düşürdü, güle güle. Sana güle güle. Ben berbere gidiyorum. Baksana halime. Saç sakal birbirine karıştı. Geçmiş aman olsun. Aman. Evet. Doğru. Allah yarabbim. Tamam, kıvama geldik mi? Yönetmenleri, yapımcıları ne emek var orada? Çekerken. Vay hakikaten böyle kulak memesi günün arası. Günün birinde böyle bir... Böyle bir şey olacağını düşünebilirler miydi ya? Hepsine saygılarımızı gönderiyoruz tabii ki. Of Allah'ım. Of çok güldüm ya. Hakikaten çok güldük ya. İşten, işten kanser... Kulak memesi. Sen direkt başladın. İşten kaytarmak için patrona söylenen bir bahane. İşten kaytarmak için. Evet, hiç işten kaytarmayan bir seyircimiz var burada. Temiz toplum iş. Yok mu? Evet. Annemi özledim. Anneni özledin. Peki, başka? Evet. Karım hamile. Karım hamile. Başka? Aynısını diyecektim. Hayda. Yalancı aklıma gelmedi. Düğünüm vardı. Peki, düğünüm vardı. Başka? Bahane. Evet. Söyle söyle ben duyuyorum. Papağanım öldü. Papağanın öldü peki. Ay. Saçımın fönü bozuldu. Fönüm bozuldu. Evet. Çayı ocakta unuttum. Gazım vardı. Gazım vardı. Güzel. Rujum dağıldı. Tamam. Gazım vardı en güzeli. Daha güzel. Halk arasında söyleneni ben söylemek istemiyorum. Lactus fosepticus. Latincesi. Latin halkı arasındaki. Bilimsel adı bu, bilimsel adı. Evet, bilimsel adı. Otorentos. Gaz çıkış noktamız. Gaz çıkış noktamız, tamam mı? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Halk arasında gazım var denmez, osurum geldi denip bunu anlatamadım mı ben sana? Karnına bak şişmiş, ben artık ne yapsam ben olmaz. O yüzden mi iki saattir iki büklüm duruyordun? Evet. Gazın için vallahi mi? Valla seni inandırsın, dünden beri tutuyorum. Ama burada salarsam valla burada ateş olmayan yerde... Aha, biz fasulye yemeyiz, asla da fasulye yemedim.
Ama beyim bana öyle demedi. Sus dedim, fasulye yok. Fasulyenin adını bile ağzına alma. Fasulyenin ağzını almazsan benim günüm rahat geçmez. Allah seni inandırsın. Ben öyle, bana öyle şeyler yapma. Bırakıver şurada, iki dakikacık salıvereyim. Seni iş almamı istiyorsan bunu kabul etmek zorundasın tatlım. Ya bu nasıl bir çalışma şekli? Ben çalıştım. Beyefendi gazı olduğu zaman. Ama efendim beyefendinin gazı varsa gitsin tuvalete. Benim olayım budur. Ben salonun orta yerine. Yani söylemesi ayıptır. Rahat edemem. Yani yapış bırak salıvereyim ne olur. İçinde Keçek kötü şey bitti. Kalmaz. Keçek tep bitti diyorum. Ben evvelallah ısırığımla yıkıvereyim, iki dakikada gidelim işte. Sanayi tüpü gerek. Kocaman bir yemek yapıyoruz. O beni aşar. Şöminenin ateşi senin ateşinle birleştiğinde canım. Çok şirin ağlama, bir şey bu. Ağlama gaz çıkar, ağlama gaz çıkar. Rahatla ağlama. Ne diyorsun? İşe alalım mı? Alalım. Nesini beğendin anlamadım. Ben beğendim, sen de alalım dedin. Bir şey mi var? Fasulye mi yaptı sana? Gazını hissedebiliyorum. Gücünü hissedebiliyorum. Onunla. Gerçekten mi? Hissettin mi? Neresindeydi tam olarak? Bana gösterebilecek misin? Bir sanayi tüpü kadar güçlü. Bir küçük tüp kadar kullanışlıydı. Harika bir adamsın. Seni seviyorum. Hay Allah. Bir nemedir gitti. Evet. Hay işler gazlar. Şimdi oylayacağız. İlki kulak memesi arasıydı mahşerin çıkış noktası. Bu turun galiba mahşer olsun diyenler alsın. Cümbüş'ün çıkış noktası gazdı. Gazla cümbüş kazansın diyenler. Verdiniz gazı tabii. Bu turun galibi cümbüş oldu alkışları. Şapka turuyla devam edelim. Şapka deyince benim aklıma neler geldi. Neler geldi. Hadi neler, bakalım. Neler. 14'ünde Anında Görüntü Show Rumeli Hisarı'ndan canlı yayında. Gelecek cumartesi. Evet, gelecek cumartesi saat 21.30'da. Biletlerimiz Bilet X'te. Şunu da söyleyeyim, biletli bir gösteri olacak. Yani bilet almanız gerekiyor. Biletleri Bilet X'te bulabilirsiniz. Ayrıca Mahşer Cümbüş'ün turne programı ile ilgili bilgi edinmek için de www.mahşericumbus.com'a girip bakabilirsiniz ama haftaya Anında Görüntü Show için Rumeli'de olun. Evet, tabii bizim için de bir ilk olacak. Rumeli Hisarı'ndan canlı yayın yapacağız. Bugüne kadar katılmış konuklarımızı oraya davet ediyoruz. Günay Karacaoğlu da buna dahil tabii ki. Hep beraber eğleneceğiz. Burada da görüyorum birkaç programdan beri gelen, değil mi? Birkaç program gelen seyirciler var burada. Kimler var? Evet. Yine bekliyoruz sizleri de. Canlı yayın Rumeli Hisarı'ndan saat 9.30'da çok eğleneceğiz. Herkesi bekliyoruz. Bir güzel bir yaz akşamında Mahşer Cümbüş'le beraber Anında Görüntü Show herhalde çok eğlenceli olacak. İnşallah yağmur yağmaz tabii. Hani yağsa da yaparız ya. Yağsa da yaparız. Ama iyiymiş, haftaya iyiymiş. Yağmur süper. Gidiyormuş. Yarın gidiyormuş yağmur. Yarın ya. Gidiyormuş. Gidiyormuş yarın. Yarın gidiyormuş. Öyle dedik onu. Gidiyor. Anlaştınız yani. Peki. Şapka geliyor. Şapkanın içinde hafta içinde bize gelmiş olan bazı cümleler var. Mahşer'den Dilek ve Burak kulaklıkları takacaklar. Çünkü burada konuşulanları duymaması gerekiyor onların. Az sonra Günay'dan da ben bir cümle alacağım. Bakalım hafta içinde neler gelmiş bize. Abuk subuk cümleler geliyor. Kalbini mi kırdım affedersin demiş Aziz Bar. Bunu kullanacağız mesela. Hemen devam edelim. Bu çok eğlenceli değil. Kuru üzümlü kurabiyeyi sevmiyorum. Mehmet Koçak. İçinden gelmiş. Evet, telefon var. Alo. Adil Çetin İstanbul'dan arıyor. Adil merhaba. Merhaba, iyi akşamlar Osman Bey. İyi akşamlar Adil Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Aa, siz pek yapmıyor.
İyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Saygılar bizden. Hepimiz iyiyiz. Hep izliyor musunuz programı? Tabii. Bir yaklaşık yani bir seneye yakın izliyoruz programı. Oh. Deli gibi. Zaten Ayhan Bey'le bir iki gün önce Cihangir'de görüşmüştük. Arabayla bir anda yanında durmuştum. Ayhan abiye deli olmuştum. Küçük bir telefonla kameraya falan çekmişti bizi. Bizim bir bayan arkadaş. Adil lütfen. Adil. Bir yapma yok yani. Sevgi amaçlı durdum yanınızda. O yüzden yani sizi yapıyoruz. Sevgi amaçlı. Sevgi amaçlı durdun Ayhan'ın yanında. Ya, tabii hemen durdum indim aşağı. İşte Ayhan abiyle merhabalaştık, tokalaştık. İnanın yani sizler, yemin ederim yani bu saate kadar bekliyoruz sizleri. Çok sağ ol. Nasılsınız, iyisiniz? Gördüğün gibi işte. Aynen. Adil'im arada sırada ara böyle ya. Osman Bey arıyoruz sürekli çıkartamıyoruz yani. Tamam ayarlarım ben seni merak etme. Sevgi için arıyorsun çünkü sen yani. Abi ya gerçekten yani sizleri bir aile olarak gerçekten bir aile programı olarak gerçekten çok büyük iş yapıyorsunuz. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Gerçekten öyle gerçekten. Peki. Osman Bey bana da bir şey söyleyebilir miyim? Efendim duymadım. Ben bir ricada bulunabilir miyim Adil'cim? Osman Tan dersin. Ben Osman deyince böyle yani çok huylanıyorum. Osman Tan dedikleri zaman biraz kaba konuşuyor. Osman Bey dedikleri yani biraz iyice konuşuyor. Osman Tan. Yani, kaba oluyor. Evet. Osman Tan deyince kaba mı oluyor? Ya biraz ya yani, isimler böyle kaba ama değil. Adı öyle. Yani, ya Osman Bey olarak bir şey söyleyeceğim Osman Bey. Allah Allah çok ilginç. Dur Adil, duyamadık bir daha. Buradan bütün Samsunlulara selam söylüyorum. Oradan. Özellikle Orhan Gencebağ'a abime çok sevgiler, saygılar. İletirim ben. Kendisini çok seviyorum. Ailesini falan çok iyi tanıyorum, çok seviyorum. Çok güzel, çok memnun olduk valla. Sağ olun, teşekkür ederim. Şarkısının için bir kısa bir sözüm olacaktı. Kendim şoförlük yapıyorum. Özel şoförlük yapıyorum İstanbul'da. Tamam. Taksim Cihangir'de yerimiz var. Çetinkaya İş Merkezi. Sağ olasın. Tamam orada duralım artık. Tamam, durdum. Geçin yanında geç. Lampada sorulama beni düzde yerim seni. Cümle mi söyledin sen? Evet. Bir daha söyler misin duyalım? Rampada sollama. Rampada sollama beni düzde yerim seni. Rampada sollama beni düzde yerim seni. Evet. Dedi Adil. Değil mi? Evet efendim. Tamam Adil'cim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Günaydan da alacağız bir cümle az sonra. Civciv çıkacak, kuş çıkacak diye anlamlı bir cümle geldi. Orhan Genç'ten gelmiş. Bir cümle daha bakalım. Yine civcivli bir cümle. Bu çok kullanıldı. Eskiden bu gördüğün her yer bağ bahçeydi. Suna Akbaş göndermiş bunu. Hiçbir alakası olması lazım değil senin cümlenin gibi. Herhangi bir şey. Ben şu ana kadarki cümleleri okuyayım. Kalbini kırdım affedersin. Kuru üzümlü kurabiyeyi sevmiyorum. Rampada sollama beni düzde yerim seni. Civciv çıkacak kuş çıkacak. Eskiden bu gördüğün her yer bağ bahçeydi. Şimdi bakalım Günay Karacaoğlu'ndan nasıl bir cümle gelecek? Bunu okuyabilir misin? Dip boyam geldi boyatsam mı acaba? Süper. Bura, çok bura. Güzel. Süper bura bir cümle. Dip boyam geldi bu boyatsam benim, bu mı? Bu halim. verelim diyorum ben. Peki alalım. Günay'ın cümlesini tabii ki Burak'a vereceğiz tabii, yani. Tabii ki. Şimdi çıkış noktası alacağız. Kurudu mu acaba onlar? Ne oldu? Kurumuş mudur? Kurudu mu? Ne yaptınız kartlara be? Tükürüp mü yandınız? Hayır bunlar kurumuştur. Futbol maçı seyrederken takımınıza uğur getirmesi için ne yaparsınız? Ne? Hani vardır öyle. Futbol futbol maçı seyrederken takımınıza uğur getirmesi için ne yaparsınız? Koltukta yer değiştiririm. Koltukta yer değiştirirsiniz. Güzel. Başka?
Başka saçma sapan şeyler var. Çorabımı ters giyerim. Çorabı ters giyme. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe yapıyor. Peki başka? Kocamla yan yana otururum. Normalde nasıl oturuyorsun? Bu Fenerbahçe'yi ben Galatasaray'ım. Anladın? Yan yana oturuyorsunuz Uğur Gitesi'ni. Israrla. Peki başka? Televizyonu ters çeviririm. Ne? O çocuktan çok tuhaf şeyler geliyor zaten. Var onda bir şey. Oradan kendine gelemez. Çıkış noktamız televizyon. Televizyon. Televizyon çıkış noktamız. Hep beraber ya hatırlatayım size isterseniz bu turu. Üçer tane cümle verdik biliyorsunuz Dilek ve Burak'a. Bu cümleleri doğaçlamanın içine yedirecekler. Daha evvelden duymadılar bu cümleleri. Çıkış noktamız televizyon. Hep beraber sayıyoruz. 3. Olmadı bir daha. Bir daha. Hep beraber. 3. 2. Recai, işler kesat. Git kırtasiyeden. Oo, hoş geldin. Recai'yi çağırmıştım ama senin ne işin var lan burada? Sen başka dükkan açmadın mı? Utanmaz, terbiyesiz. Sana diyorum, yine adama yanıma dükkan açmadın mı lan? Açtım. Niye açtın? Çünkü en kral LCD'ler, plazmalar bende. Sen onu benim LCD'mi anlat. Bak beni zorlama, LCD'ni çizerim. Nasıl çizersin? Bak öyle el kor hareketi yapma, şurada komşuyuz. Birbirimizin suratına bakıyoruz. Ya sen niye gidip de manav olmuyorsun da gidiyorsun da televizyon satıyorsun? Sen ne alakan var ya? Çünkü ben televizyoncuyum. Seviyorum yani bu piyasayı. Çok komiksin, gerçekten de çok komiksin. Dilek. Yakında sana büyük bir sürprizim olacak. Hazırlan. Kalbini mi kırdım, affedersin? Nasıl bir sürprizmiş bu? Yakında televizyona çıkacağım. Ne diyorsun lan? Evet. Televizyon sattığın yetmiyormuş gibi bir de çıkacaksın mı? Evet. Sen çok komik. Nasıl komik? Sattığın bütün televizyonlar butun mu? Butun. Televizyonlara bundan sonra ben çıkacağım. Saçmalama lan. Burak. Bilet yapıyorsun, beni kandırıyorsun. Sırf çatlayayım diye. İnat yapıyorsun. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Yakında bu adam televizyona çıkacak. Civciv çıkar, kuş çıkar ama sen çıkamazsın. Var mısın lan iddiaya? Peki lan. Var mısın lan? Sen asıl şuna var mısın? Ne? Televizyonlarımızı yarıştıralım mı? Evet. Yarıştıralım mı? Yani senin televizyonla benim televizyonumuzu beraber. Manyak mısın lan bu? Hayvan mı? Kuçu kuçu gel diyeceğiz. Hayır. Nasıl? Özelliklerini yarıştıracağız. Özelliklerini mi? Evet. Haydi yarıştıralım bakalım. Benim LCD'm burada. Lan benim dükkanımda senin LCD'nin ne işi var? Ben bir tane koymuştum buraya ne olur ne olmaz diye. Dilek. Hazır mısın? Ne yaptın? İşte. Kuru üzümlü kurabiyeyi sevmiyorum. Bu ne biçim LCD lan? Tipe bak o para. Nasıl ne biçim LCD? Bu LCD'nin... Marka veremiyorum. Çok kısıtlı konuşuyorum. Oo, bence bu konuyu geçelim. Bu LCD gerçekten muhteşem. Şimdi bak. Evet. Burak. Ne özelliği var? Sen çıkacaksın. O yüzden mi güzel? Dip boyam geldi. Boyasam mı acep diye düşünüyorsun diyelim ki. Ben karmayayım. Kafanı sokuyorsun LCD'ye. Dip boyasını yapıyor ve çıkartıyor. Aynı zamanda perma... Tornavidayı getir. Onun kolor ayarıyla oynayacağım. Getir bakalım doğru mu? Kolor. Aynı zamanda manikür, pedikür falan gibi şeyler de yapıyor. Bu ne be? Tabak çanak kırma müziği gibi. Hey neyse. Anlayan anladı. Evet. Gördün mü sistemi? Dilek. Görüyor musun? Şunlar boyu üretiyor. O boyalar bu tüpten geçiyor. Ve gelen kafaya buradan sıkılıyorlar. Rampada sallama beni, düz de yerim seni. Ne çok acısın ya, buradan geçiyor, oradan geçiyor. Evet. Sen kimi kandırıyor lan? Ne demek bu? Ben yıllarımı verdim bu şefe, bu bir sanat eseri. Sen yıllarını nasıl verirsin? Senin baban tur çocuğuydu. Evet, babam vermedi, ben verdim. El CD'si olur mu? Nasıl? Tur çocuğu kağıdım. Sanatımın... Haydi lan! Tur çocuğu! Sanatımın meslek. Tur çocuğu! Sanatımın meslek. Tur çocuğu, surata bak işte, turşu gibi oldu. Sanat. Turşucusun işte. Tipinden belli. Turşucuysak insan değil miyiz? Sizin evde LCD'nin üstüne dantel örtüyorlar lan. Evet. İşte sen satamazsın. Burak. Bu zihniyet LCD'yi satamaz. Siz Hi-Fi'den ne anlarsınız? Eskiden bu gördüğün her yer bağ bahçeydi. Ben geldim bir dükkan kurdum. Arkasından sen geldin bir dükkan kurdun. Sen niye gidip turşu satmadın ki? Turşucu. Turşucu.
Pis turşucuğum. Selim, abine turşu suyu getir. Soğuk olsun. Kapat bakalım. Yakında geri döneceğim. Allah Allah. Don't come back no more. Acayip sana turşu suyu istedi canım ha. Oo, deme. Seven var mı aranızda? Evet. Of, evet. Sever misin? Haydi bakalım. Turşu suyu. Turşu suyu tabii. Of böyle soğuk turşunun soğuk. Kendisi de sevilir canım. Acayip. Turşuyu da severim de turşu. Deve gibi suyu. Şu anda mı? Hemen mi? Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Soruyorum reklamlardan önce sormadım. Eğleniyor musunuz? Evet. Keyifler yerinde mi? Evet. Şuradaki iki arkadaş acayip eğleniyor kesin. Bak ikinize soruyorum. Eğleniyor musunuz? Evet. Anne biz mezun olduk. Anam. Aferin size. Anneleri mezun olmuşlar onlar bak. Sarı civciv. Evet. İyi ki doğdun sarı civciv Meltem. Yine biz geldik. İyi ki doğdun müziği çalalım mı? Yine ne? Aman İzzet Bay. Sarı Cici. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Reklamlarda arkadaş geldi, çok yakın bir arkadaşımızın doğum günü ne yapabiliriz dedi. Ben de ne kadar vereceksiniz dedim. Onlar ne dedi? $1,500 anlaştık işte. Deep Sound'a vereceğiz bir peşin kere. Mi? Bilmiyorum, 500'ünü aldım ben. Ama biz de iyi şaklattık. Gerisini çıkışta. Ben tamam. İlgileniyorum o konularla. Peki, devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şapka Turu'nun... Bir kısmını izlemiştik, ilk kısmını izlemiştik Mahşer'le. Şimdi Cümbüş'le devam ediyoruz. Cümbüş'ten Ayça ve Ayhan gidiyorlar. Kulaklıklarını takacaklar. Ben Günay'dan az sonra bir cümle daha alacağım. Allah. Ana. Kulaklıkları taktılar. Evet. Güzel Ayça. Ayça, tamam bunlar gittiler. Evet. Bak, tam uygun bir şey geldi. Bir bakın, bir bakın. Hadi alkışla, hadi, hadi bari, hadi. Çok ve sizi temin ederim tamamen tesadüf. Çıkan cümle sana bir dans figürü göstermek istiyorum. Hoppa! Böyle. Hemen arkasından bir başka cümle. Bu da Sibel Durmaz'dan gelmiş. Sanırım benden bir şey gizliyorsun demiş. Bakalım bu ne? Ama güzel bağlamış sonunu. Kadir Avcı, bahtsız bedevi çölde kutup ayısıyla karşılaşır. Zeki işte, zeki yani. Ne güzel, karşılaştıktan sonrası bizi ilgilendiriyor. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısıyla karşılaşır. Peki. Alıyoruz. Canım karşılaşabilir yani. Karşılaşırlar canım, karşılaşırlar. Ne olacak? Eski arkadaşlar nasıl olsun? Bu da güzel. Merhaba ben Bond, James Bond. Mert Ali Ayaz'dan gelmiş.
Günaycığım senden alacağız yavaş yavaş artık. Belki daha iyisi vardır orada. Yok ya senden alalım ya. Bakayım çok da bir şey çıkmıyor. Hiçbirini beğenmiyorum. Evet. Yani. 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 ufak atta civcivler yesin. Hani en içlerindeki şeyi bu. Olur. Biraz açık olan. Bunu da Dila Yılmaz Çelik göndermiş. Günay yazarken ben bir daha okuyorum size. Sana bir dans figürü göstermek istiyorum. Sanırım benden bir şey gizliyorsun. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısıyla karşılaşır. Merhaba ben Bond, James Bond. Ufak atla civcivler yesin. Bu bedeviyi kime verelim ya şeyi? Bu programın selameti için Ayça'ya. Bakalım Günay Karacaoğlu'ndan ne çıkacak? Sen oradan araklasın. Aklına gelen ilk cümle. Bakayım. 14'ünde anında görüntü. 14'ünde anında görüntü şov Rumeli Sarı'ndan canlı yayında. Hah, sen onu o arada gir bir tane daha internet. Daha devam edeyim. Biletler bilet işte. Saat 9.30'da. Geniş bilgi için www.masterjumbus.com. Evet çok eğleneceğiz. Rumeli Sarı'nda 14'ü diyorum. Rumeli Sarı diyorum. Anında görüntü şov diyorum. Başka var? Ya ne diyeceksin? Başka kağıt. Bu ne be? Asabi bir şey oldu. O kadar oldu. Çok güzel tamam. Bana bak gözünü oyarım. Tamam. Bu da şu anki duygularını mı? Hani deminki saçlı duygularını mı? Yok. Değil değil mi? Tamam. Peki. Evet gelebilirler. Arkadaşlar karşı cinste en son neye dikkat edersiniz? En son. Dış güzellik. Kaldı dondu seyirci. Kal geldi. En son. İlk neye dikkat edersiniz öyle sorayım. İlk. Dikkat etmiyorsunuz galiba siz. En son. En son. Diş. Hiç fark etmez dedi. Öyle bir cinse. Karşı cins olsun da ne olur. Olur. Karşı cins olmasına dikkat ederim. En son. Karşı cinse niye dikkat bakıyor. Karşı cins olmasına. Evet. Karşı cins. Ayak parmaklarına. Evet. Doğal olarak. Hemen ayağını çıkart diyecek hali yok zaten. Kaşlarına. Ha? Kaşlarına. Kaş. Evet. Kıllarına. Kıllarına. Ayak kokusuna. Öf. Öf. Ne pisiniz? Başka? Çık dışarı. Evet. Babasının zenginliğine. Vay. Vay. Hadi be yalancı. Seni. Başka? Evet. Önce annesine bakarım. Anasına bak da kızını al. Bravo. Ay şu. En son dedi en son. Gır. En son annesine bakıyorsun. Evet. En sesine. En sesi. En sesi yani. Sesi gülse. Duymadık, puan yaşamadık. Devam. Başka? En son dikkat ettiğiniz şey şu anda ayak parmakları. Ayak parmakları satıyorum, satıyorum. Ayak parmakları veriyorum. 3.64. Ne? 3.464. Satın alıyor. Milyar. Ayak parmakları. Ayak parmakları. Çıkış hayır. Noktamız ayak parmakları. Süper. Halk arasında... Ayak parmakları. Ayak parmakları olarak bilinen. Ayak parmakları çıkış noktasıyla bakalım. Cümbüş neler yapacak? Kuvvetlice sayıyoruz. 3, 2, 1. Çıkla bak. Ay inanmıyorum. Kramp girdi. Hanımefendi. Kramp girdi. Kramp hanımefendi girdi. Kramp mı girdi? Durun. Kramp girdi. Durun. Durun. Kramp girdiyse biraz durun. Azıcık durduktan sonra baş parmağı yapacağım indüklemeyle. Evet, kramınız geçecek. Baş parmak indükleyiciniz geldi. Yolda, sokakta, evde, yolakta, satırda, yalakta. Her yerde indükleyici. Var mı bir şey? Benim başka problemlerim de var. Onları da çözebilecek misiniz acaba? Öyle mi efendim? Başka problemler için çerçe parmağı bir indikleme yeterli. Çerçe parmağı indikledik, çıkıt. Ama geçip geçmediğini nasıl anlayacağız o problemin? Burasıyla bir alakası yok o problemin.
problemin? Benim kayınvalidemle problemlerim var. Ona dair... o zaman benim eve gideceksin. Ona dair bir şeyimiz yok, çözümümüz yok efendim. Kayınvalidelere dair sorun... Bahtsız bedevi çölde kutup ayısıyla karşılaşır. Bendeki şansa bak. Kayınvalide indükleyici yok mu? Kayınvalide indükleyici. Buyurun efendim. Buyurun. Ayhan. Merhaba. Ben Bond. James Bond. Bakın kendine geldi. Kayınvalide. Evet. Başladığımız yere geri dönelim. Evet, gördün kayınvalideniz kendine geldi efendim. Evet, buyurun. Şaşırdınız değil mi? Kayınvalidemin suratında ilk defa böyle indüksüz bir surat var. Evet. İnanmıyorum. O zaman ben bütün problemlerimi sizinle çözebilirim. Evet, en güzel fikirler indüklenmiş beyinlerde filizleniyor hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ya Rabbi şükür. Başka bir sorunuz varsa? Kayınvalidemle ilgili problemim çözüldü. Baksana sevgi saçıyor kendisi. Apartman yöneticimle problemim var. Buyurun gidelim. Ayça. Sanırım benden bir şey gizliyorsun. Ama onu bulmak için birini getirdim sayın apartman yöneticim. Yönetici indükleyicisi. Ben geldim. Herkesi indüklerim. Bir kendimi indiklemem. Kendimi indiklersem bittim demektir. Bir sır saklıyor sizden. Bakın beyni indikliyoruz. Hemen sırrı söyleyecek. Ama o konuşamaz. Evet konuşamaz. Ben aklını okuyorum. Evet. Ayhan. Acaba ne dedi, ne düşündü? Benimle ilgili ne söyleyecek acaba? Hadi söyle. Bana bak gözünü oyarım dedi. Efendim biz orayı burayı indiklemeyiz. Sorun olan bölgeye indikledikten sonra sorun oradan kalkar. Bakın beni indikledik, sorunu çözdük. Buyurun başladığımız yere geri dönelim. Dönelim. Ayça. Başladığımız yerdeyiz. Sana bir dans figürü göstermek istiyorum. Bundan sonra insanları indiklerken bunu kullan, tamam mı? Peki. Buyurun. Ama aynısını sen de yapacaksın. Tamam, buyurun. Yeri indükledim. Durduk yere yeri indükledim. İndüklenmiş zeminlerde. Anam. Ayhan. Yanağımı indükledi. Ufak at da civcivler değilsin. Ufak at. Civcivler değilsin. Gören seni bu ne afet desin? Afet benim burada, afet benim ama. Şapka turunda ilk olarak mahşeri izlemiştik. Mahşerin çıkış noktası televizyondu. Bu turun galibi televizyonla mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlasın. Unutmuşsunuz siz belli oldu. Reklamlardan önceydi. Televizyon falan hiçbir şey kaldı mı aklınızda? Ha? Neden? Osman Tan bizden daha iyi oynadı. Hayır boş bakıyordu. Televizyon. Hemen arkasından ayak parmakları çıkış noktasıyla.
Büyük abi alkışlarınızla cümbüş oldu. She's got it. Yo baby she's got it. Parti turuyla devam edelim mi parti? Hayır. Olur. Değil mi? Olur değil mi? Parti turu cümbüş geliyor. Bir şey söyleyeyim, kalktım. Cümbüş geliyor. Partinin sahibi Özlem olacak. Yine burada konuşulanları duymaması gerekiyor. Bu partiye kimler gelmiş onları tahmin edecek. Anlatmaya çalışacaklar Ayhan ve Ayça. Kim ne? Kim ve ne? Bir kişi. Bir kişi alalım. Öyle ünlü birisi olması şart değil. Evet. Konsolos şoförü. İlginç. Güzel. Evet. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Başka? Kim alıyoruz? Evet. Fenerbahçeli arkadaş. John Travolta. Ünlü olmasına gerek yok. Konsolos şoförü iyiydi. Konsolos başka? Şoförü süper ya. Çok güzel değil mi? Başka bakayım çıkacak mı? Evet. Bilir kişi. Bilir kişi. O da çok güzel. Çok güzel. Bilir kişi de çok iyi. Bilir kişi yapalım o zaman. Ayhan bilir kişi kim oluyor? Ayhan bilir kişi. Bir de nesne alacağız şimdi. Bir nesne. Çok korkuyorum sizden ha. Evet. Damacana. Damacana güzel. Başka? Merdane. Merdane. Başka? Evet. Kürdan. Güzel. Evet. Ananas. Getirmiş. Bir ona bak, bir bana bak Allah sen. Güzelmiş o da güzel. O ne be? Sifon. Sifon. Biberon. Biberon. Ne? Balta. Efendim? Balta. Balta. Son. Evet. He? Mikrofon ayaklığı. Evet. Soğan cücüğü. Soğan cücüğü ve bilir kişi. Ben gelecekleri bir parti nasıl olacak bakalım. Oyunun kuralını biliyorsunuz. Özlem partinin sahibi bu partiye gelen misafirlerin kim olduğunu anlamaya çalışacak. Yani bilir kişiyi ve soğan cücüğünü anlamaya çalışacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ha pardon ya. Çok Özlem, hoş. Evet. Hay. Oh Allah. Ay nasıl heyecan. Ha mum yok. Mum. Ah mum. 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 Ah mum. Ah. Çok özel bir parti. Kim geldi? Haydi bakalım. Partimiz var değil mi? Ah, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hep böyle dakik, hep böyle dakik. Evet, muz arıyordunuz değil mi? Ah, sizi bekliyordum. Ah, bir fincan kahve. Bir fincan kahve, tabii ki. Kahve hep fincanda olur değil mi? Evet, kesinlikle. James Bond diyeceğim ama melekler yok. Onun için geçtim hemen. Farkında. Ben bir kahve koyayım, biraz düşüneyim. Az sonra biri gelecek. O bildiniz hemen. O bilir kişi. Siz kim? Çok affedersiniz. Lütfen keyfinize bakın. Salondayız biliyorsunuz. Evet. Buzdolabı. Ah, acıların çocuğuyum. Küçük Emrah. Ben acılar. Ağlatamadım seni ama. Ben özür dilerim. Uzun zamandır görmediğim ve seni birazcık... Oo, ne güzel, terledin mi? Kokuyor musun? Kokuyorum, evet. Bakayım. Koktuğum için herkese ağlatıyorum. Konuşan kokarcağı, ne haber? Sallıyorum tabii. Hayır. Ki. Şey, ne acaba? Abi sen bilirsin ya. Ben bilirim ama... Siz kesin bilirsiniz. Söyleyemem. Aa, aşk olsun. Bilen fakat söyleyemeyen kişi. Ben... Evet, feci kokuyor. Lahmacun yemişiz herhalde. Ya. Evet, lahmacun. Orada bir arkadaşlığımız oldu. Lahmacunla arkadaş... flört ettim. Lahmacunla? Evet. Adana. İçinde bulunmuşluğum var. Lahmacunun içindenim. Ha. Aa, kıyma. Kıydılar mı sana kıyma? Hayır, hayır. Hep hayır, beni kavuruyorlar hayır. Onunla ama. Soğan. Hayır, annesi olur. Ay küçük, ay neydi o? Ah, küçük acılar, soğan. İçinde olur bıttırı bıttırı. Neydi o? Acılar, çocuğuyum. Ben acılar, tamam, çocuğuyum, çocuğuyum. Soğan çocuğu, hoş geldin. Evet. Sevgili çocuk ve sevgili bilirkişi.
Ne yapalım? Parti başlasın, siz bilirsiniz. Parti yapalım. Haydi bakalım o zaman. Haydi bakalım. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, they hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up, they hear that sound. Let's get loud, let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do it. Ay, ben başımın içindeyim manyak. Baş sahibi Yiğit kulaklığını takıyor. Yine bir kişi ve bir nesne alacağız. Evet, demin çok güzel, bilir kişi çok iyiydi. Ona benzer şeyler alabiliriz. Evet, buyurun. Müşavir. 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 Çok resmi gideceğiz müşavir şimdi. Ya o çok güzel. Evet. Kaleci antrenörü. Efendim? Kaleci antrenörü. Kaleci antrenörü. Güzel. Bak, başka? Bana mı komik geldi bu? Ben kendi kendime deli gibi gülüyorum. Bana komik geldi. Sana da bir çek yazarım. Evet. Kaleci armatör. Armatör. Başka? Çok komik evet abi. Efendim? Tellak. Tellak. Şaklaban. Şaklaban. Bir daha sana sormayacağım. Şaklaban. Evet. Son ütücü. Balet. Son ütücü. Son ütücü geldi. Günay Karacaoğlu'ndan. Süper. Son ütücü çok güzel. Balet de gelmişti ama. Bura değil mi? Aa. Son ütücü balet olsa ek iş olarak. Bir de çok tatlı geliyor. Balet son ütücü. Adam balet ama son ütücü. Nasıl istersen. Tamam ulan. Ama ekstra yat abi. Son ütücü tamam. Balet yapalım mı? Nasıl ha, balete de mi koydun? Yani ama hani evet. Biraz tazık olacak. Balet. Sen bildiğin yoldan şey. Bu dans eden ütü yapan birini düşün. Son ütücü balet ya, tamam ben anladım durumu. Son ütücü balet. Son ütücü balet. Son balet olsa. Son balet. Dünya bekliyor. Evet. Nesne? Evet. Evet. Söyle. Babet. Ne? Babet mi? Babet. Çok güzel. Başka? Balet. Hayda. Aynı şeyi mi söyleyecektiniz? Son ütücü balet. Evet. Elma soyacağı. Elma soyacağı başka? Bijon anahtarı. Bijon anahtarı. Yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu. Güzel. Yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu. Yaka mikrofonu. Son ütücü balet yapıyoruz seni artık. Tamam yapalım. Tamam. Ha? Yapmayalım. Yok çünkü bilinen bir şey değil o. Bilinen bir şey yapsak daha iyi olur. Ya balet ya son ütücü yapalım. Bence. Sen bilirsin. Ben iki tane oynayayım. Bir son ütücü olarak gireyim, bir arkasından da basit olarak gireyim. Hayır. Peki son ütücü yapalım. Tamam mı? Tamam. Son ütücü. Son ütücü. Son ütücü ve mikrofon. Yaka mikrofonu. Partiye geliyorlar. Garibim de bekliyor. Çok güzel. Bitişte söyleyelim. Çok güzel. Hep beraber sayıyoruz. Evet. İki, bir! Aman, neredeyse gelirler. Merhaba, 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 merhaba. Ya bir çekin arkadaşlar, bir çekin, çekin Allah Allah ya. Tamam, ben geleceğim. Muhtar Bey! Merhaba. Hoş geldiniz. Gençler sizi burada görmek ne kadar büyük bir şeref. Sağ ol sağ ol. Ben bir şey içmeyeyim, böyle iş güç varsa ben onlarla takılayım. Ya şurada musluk damlatıyor, eğer şunu yapabilir misiniz? Yok ben onlarla ilgilenmiyorum. Son ütücü. Vallahi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir değişiklik yapmak istiyorum, ekliyoruz o şeyi de. Hadi bakalım. Ekleme yapıyorlar. Vay be. Bu yerli de öteki yabancı. Balerin ütücünü. Ben? Ütücü balerini. Balerin mi? Valla basarım ütü ya. Hem şu komşunu söyle balerin balerin. Pardon. Balerin balerin de valla basarım ütü ya. Kendi kıyafetle ütüleyen balet. Biraz daha bagete benziyor aslında ama yani.
Hay Allah'ım ya. Sevgili tükenmez. Sevgili tükenmez. Sana bir çift. Sana bir çift. Diyeceğim o ki. Diyeceğim o ki. Megafon. Ya arkadaşım. Ne pis adammışım, partide geldiğimize pişman olduk ya. Ne megafon, megafon öyle mi olur megafon? Megafonun orada ne için? Megafonu bir ağzına koyarsın buradan çıkar. Ona göre buradan megafon. Sen çok konuşma. Sen çok konuşma. Hayır. Düş ses. Vurma. Sanatımı icra edemiyorum ya. Ya arkadaşım. Mikrofon. Evet ama. Ama yaka mikrofonu. Neyse artık nasıl evdeyim ben bunu çıkartayım gibi. Balet kardeşim. Söyleyeceğim kardeşim. Kendi türü kendin mi yapıyorsun? Yok mu opera balet ütücü? Var da en son benim ya ondan. Son ütücü balerin. Bravo! Balet miydi? Öyleyse. Balerin mi? Yine mi balerin dedi? Vallahi basacağım ütüyü. Balet. Toparla. Ha. Son ütücü balet. Sizden bir şey yapacağım. Yıllarca. Yıllarca hep bunu bekledim. Şimdi size yaka mikrofonu takacağım. Evet. Bir yandan ütü yapıp, bir yandan bale yapıp, bir yandan da şarkı söylerseniz. Doğru. Hafta çarşambalı temizliğe geleyim istersen. Partime büyük bir neşe katmış olursunuz. Lütfen. Hey, tamam. Sana lütfen. Çok klasik bir arya söyleyeyim. Hemen oyluyoruz. Parti turunda ilk olarak Cümbüş'ü izledik. Bu turun galibi Cümbüş olsun diyenler. Arkasından Mahşer'i izledik. Mahşer diyenler. Bu turun galibi alkışlarınızla Mahşer oldu. Let's get now, let's get now. Turn the music up and hear that. Eğleniyor musunuz? Evet. Keyifler yerinde mi? Evet. Haftaya 14 Haziran Cumartesi akşamı Rumeli Hisarı'nda buluşacak mıyız? Evet. Peki reklamlardan sonra görüşmek üzere o zaman. Oh, anında görüntü şova bana bir not geldi. Bursa Karacabey Özel Grup Dershanesi'nden 30 kişi buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dörtlü dövme turuyla devam ediyoruz. Cümbüş geliyor ilk olarak. Cümbüş geliyor ve Cümbüş kimi alıyor acaba? Herkes sizin.
Dörtlü dönmede. Sürpriz alıyor muyuz? Sürpriz mi alıyoruz? Yok. Beni al, beni al Ayhan abi. İsterseniz alın. Seçiniz oğlum bir gün. Seçelim mi? Sürpriz de alabilirsiniz. Sürpriz alalım mı sürpriz? Evet. Seyircilerden almıyoruz arkadaşlar. Stüdyodan. Güvenlik, güvenlik olur mu güvenlik? Olur. Herkes olabilir değil mi? Yok yok. Evet. Bizimle anında görüntü şovu her zaman paylaşan... Hoşçakal Ayhan. Kaçıyor güvenlikler, kaçıyor. Bizimle kapıları tutun. Birlikte olan... Gel abi, gel abi, gel. Gel bakalım gel. Genç. Gel abi gel. Ya gel. Ya abi, gel. Gel, 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 ya, gel. Bir moral alkışı. Bravo. Gel. Amacımız ne? Eğlenmek. Eğlenmek. Evet, amacımız ne? Ay. Ne abi? Gel abi. Eğlenmek. Gel abi. Eğleneceğiz ya. Çak abim ya. Moral olsun. Arkadaşlar. İsminiz nedir? Ne diyor bir şey zaten? Neymiş? Yasak bize diyor. Yasak mı? Ben konuşurum. Ben konuşurum yöneticilerle. Dükkan onu ye. Bu da yırtmadı abi. Kaytaramadı. Son bir kez bak şu stüdyoya. İsim ne? İsim ne? İsim ne abi? Hazer Kol. Hazer? Kol. Hazer Kol. Hazer mi Hazer mi? Hazer. Hazer. Hatay'ın H'si. Evet. Tamam. Hazer. Hazer abi bir alkış deyin ilk önce. Ay ay çok tatlı. Hazer abi. Hazer abi. Hazer abi. Hazer. 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 Hazer abi biliyor musun? Dört. Göreceğiz yani. Şu anda biraz sessizlik alalım. Benle oynayacaksınız. Ayhan'la oynayacaksınız. Hazer Kol şu anda küçük hiç, bir şok geçiriyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey. O zaten gidiyordu, çıkıyordu. Hala böyle ona doğru gelince giremedi de. Kısa devre yap. Abi eğlen, eğlen. Eğlen ya, bırak. Hadi bir dakika. Eğlen ya. Abi biliyorsun, izledin. Hazer abi. Biliyor, biliyor. Tamam, şeyi tamam. De çağıralım mı? Sağlıkçılar burada. İyi miyiz? İyiyiz. Tansiyon falan hadi tamam mı? Haydi tamam. Süper. Peki. Tamam. Güzel. Hazer abi eğlenecek şimdi. Yeni bir star doğuyor sevgili izleyiciler. İlk olarak Ayhan ve Ayça için. Bu iki kişi için futbol stadında yapılmayacak bir şey. Futbol stadında yapılmayacak bir şey. Evet. Çekirdek yemek yapılabilir belki. Evet. Bale yapmak. Bale yapmak. Uzun eşek oynamak. Uzun eşek oynamak. Uzun eşek çıkış noktamız. Gel abi. Evet, Ayça ve Özlem için şu anda olmak istediğiniz mekan. Tabii ki burada olmak istiyorsunuz ama hani yani. Evet. Bak yatak. Ya. Hep beraber diskoda. Hep beraber, hep beraber diskoda. Rumeli diyecektim ama bir hafta sonra. Bir hafta sonra Rumeli de. Hamam. Hamam Allah Allah. Ana kuca. Ana kuca. Evet. Kız kulesi. Evet. Otogar. Otogar. Eşek üstünde. Daha demin uzun eşeği seçtim zaten. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda. Son. Söyle. Jacuzzi. 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 Hazer abi ve Özlem için. Hoppa! İyiyiz değil mi Hazer abi? Asayiş Berkemal mi? Tamam. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir yer. Hazer abi mikrofona. Peki, kendinizi güvende hissetmediğiniz bir yer. Evet. Güvenlik odası. Güvenlik odası. Başka? Başka? Güvende hissetmediğiniz bir yer. Atmosfer. Gece sokakta. Sokak. 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 Sokak, evet. Hazer abi ve Ayhan Taş için bir Facebook grubu.
Bir Facebook grubu. Hadi, hadi beyinler çalışsın, hadi. Hadi. Nerede beyinler? Facebook'tan haberimiz var değil mi? Gruplardan. Dalmayan böyle olsun. Efendim? Dalmayan böyle olsun. Ne yapmayan? Dalmayan. Dalmayan böyle olsun grubu. Hı? Başka? Evet. Hazır abi bizi diskoya götür. Disko. 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 Uzun eşek. Jacuzzi. Disko. Ne abi? Yok daha disko değil. Disko değil. Disko değil. Disko yanmadı. Sokak. Şimdi. Disko. Çok heyecanlıyım. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Bu sene oynayacağımızın oyunun ismi belli oldu. Neymiş? Süper bir çocuk oyunu. Uzun eşek. Uzun eşek mi? Evet. Eşek uzun olmaz ki. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Jacuzzi bakıyor. Evet var. Var mı? Var burada. Bu ne be? Bu var. Bu elimizdeki son jacuzzi. Ama bu küçük. Bana daha büyük, daha geniş, daha otantik lazım. Otantik derken? Otantik bebeğim, otantik. Ot atsak böyle içine kenarına. Şakacı mısın sen? Şaka mı bu? Şakaysa güleyim. Fox. Fox güvenlik. Güvenlik. Abim be. Yıllardır güvenecek birini aradım. Sen çıktın karşıma. Bana güvenebilirsin. Güvenebilirim. Bravo. Evet. Abim benim. Abi müsaadenizle içeride bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Sen diskodan mı geliyorsun? Diskodan geliyorum abi. Kafeye gireceğim. Müsaadeniz varsa ben bir şey gireyim. Çok çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ben. Evet anladım. Tamam ben öyle yapıyorum. Tamam ben kendisine ileteceğim. Tamam yönetmen bey. Tamam yönetmen bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Rol veren elleriniz altın olsun. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Ne, çok, ne verdi? Şey eşeğin başı eşeğin kıçı. Yıllardır bu rolü bekliyordum. Bozulmadın mı? Niye bozulayım? Bozulursun diye. Bozulmam. Niye bozulayım? Hadi rolünüze çalışın dedi. Aa öyle mi? Tamam. Baş ne tarafta? Kış ne tarafta acaba? Hafif dar. Zira sıkıştım. Ben bunda suyla keyif yaparken bu böyle fokur fokur yapacak ya. Fokur fokur yapmıyor. Aslında bu bir küvetten bozma jacuzzi. Ben masaj kısmını kendim yapacağım. Nasıl yani sizi de mi götüreceğim eve? Hanımefendiciğim. Hanımefendi şaka mı bu? Şaka mı bu? Benim evim yurdum yok abi. Böyle. Sokaklarda asayişi Berkemal yaptık. Orada kalabilirsin. Kurban olsunlar senin ağzına. Abim. Oralarda güvenli. Ne abim? Duymadım abi daha. Sokaklarda asayişi Berkemal yaptık. Sokakta da kalabilirsiniz yani. Kalabiliriz zaten yıllardır buralar benim evim yurdum oldu. İsim ne abi? Güvenlik Hazer. Hayır, dur. Ne vuruyorsunuz lan? Erkekler Hazer'e geldin. Erkek Hazer abi içeride beni dövüyorlar ya. Kim onlar? Şu sakallı. Şu sakallı dövdü beni abi. Ne istedin bu garibandan? Teşekkür ederim yönetmen bey. Yemin aynen ederim ben hiç gocunmadım.
Yani rolün küçüğü, büyüğü... Ay çalıştın mı? Gösterelim yoktur. Mi? Gösterelim mi çalıştın? Ben şimdi göstermek istemiyorum. Ama rol bu. Rol bu. Rolün büyüğü, küçüğü yoktur. Biliyorum. Rolün utanılacağı, utanılmayacağı olmaz. Evet, olmaz. Ama yönetmen hazır mı bakayım? Yani, yönetmenim hazır mısınız? Hazır mısınız yönetmenim? Hazırım. Hazır. İşte bu. İşte istediğim jacuzzi. Sevdiğim jacuzzi. Yer olimpik jacuzzi. Sizin için yaptırdım. İnanamıyorum. Gerçekten. Aslında dükkan batıyor ama... Bu batmaz diyorsun ha. Bak işte bu şakaydı. Komik. Hazır abi. Müzik gibi oldu. Hazır hazır kader bize ne yapar? Abi. Ya 3 saattir benimle berabersin. Sokaklar senin evin yurdun vardır. Karın kızın vardır. Git abi sen evine. Git beni bırak buralarda. Git. Git. Gidebilirsen abim git. Nereye gideyim? Benim de evim yok ki. Yapma be. Allah be abim. Seninle abim sokakların altını üstüne getirelim mi abim be? Getirelim anasını satayım. Hazır abi. Yolda bir kim? Abi Allah aşkına aç. Aç aç abi aç. Aa kapatma kim? Cevapsız aram. Bir dakika. Bir dakika abi. Kilidi aç diyor. Hazır abi. Bir kimlik buldum abi. Yolda buldum abi. İçinde 500 bin lira var abi. Kimin? Kimlikte kimin ismi yazıyor? Kimlikte kimin ismi yazıyor? Osman Tan Erkır. Ne oldu derine daldın abi? Beyefendi takdim eder o zaman. Takdim et. Sahibine abi içinde 500 bin lira var. 500. Paylaşırız. Anılsa vermemiz lazım. Yapma ya. Yüzünü alsa. Olmaz. Evet. Kariyerim için çok... Sakin ol, sakin ol. Eşek baştan kokar, sakın. Hadi, hadi şeyimizi yapalım. Hepimiz birimiz için, hepimiz için. Evet. Hepimiz birimiz için. Evet. Ha, çok heyecanlıyım. Yönetmenim. Yapamayacak mıyım yönetmenim? Bana yaparsın, rol... yaparsın. Sen çok becerikli bir kıza benziyorsun. Hayırdır? Yakalandım. Evimde jacuzzi'min içinde yüzen bir kız. Daha ben... Ne oluyor şaka mı bu? Evimdeyim nasıl şaka bu? Sersiz. Hazır abi. Sen benimle sürekli berabersin ama bir yudum bile içmedin. Hayırdır? Ben alkol kullanmam. Ah dizim. Pis acıdı. Hani sana güvenebilirdim? Hani güvenlik nerede? Bana sonuna kadar güvenebilirsin. Yere düşerken neredeydin abi? Dizim mahvoldu be. Kaldırırım. Kaldırır mısın? Ya Hazer abi. Sen nasıl ulvi, nasıl güzel bir akışa gitti valla. Sen nasıl güzel bir adamsın abim ya. Çok mu güzelim? Abi. Senin içinin güzelliği yüzüne vurmuş. Vallahi ben artık ne desem boş. Bir şey söyle de ortalık şenlensin. Ay gibi parlıyorum değil mi? Ay gibi parlıyorsun vallahi. Ay dede gibi parlıyorsun abim ya. Maşallah surata bak zaten. Ay dede gibi yuvarlayacak. Hazır abi. Abi. Ne iş? Disko'ya gidecek para bulamadın mı? Vallahi kalmadı abi. Açıldın abi. Abi.
Abi ben sana dedim patron Osman, da burada, patron. Osman Tan'a parayı vermeyelim dedim abi. Disk. Ondan isteyebilirsin. İsteyelim mi? Ayıp olmaz mı? Yok bir şey olmaz. Gel sen de yanımda gel ama. Ben kendimi güvende hissederim sen yanımdayken. Sevgili patron biz Hazer abiyle akşam... Aç abi ver abi. Aç, ver abi. Aç. Ver abi. Abi kapatma abi. Ben kapatmadım. Cevapsız der tabii. Ha tamam. Patron. Bir açın bakalım. Evet biz de açacağız da. Üç kilidini açalım. Evet. Kilidi aç diyor. Çağrı hadi. Bırakıyor arayan kişi. Evet arayan kişi çağrı bıraktı. Hazer abi açsana şunu. Ara. Patron. Dur bir arasana Hazer abi. Ara ara. Ara ondan para isteyelim. Diskoya gideceğiz. Patronda para yokmuş de. Patrondan istedik de para yokmuş de. Varsa 200 çıksın. Araya 50 gir. Özel numara. Özel numara mı? Oo abi. Oo. Süper. Patron. Patron. Biz Hazer abiyle yarın pazar ya. Evet. Beraber diskoya gideceğiz. Gideriz değil mi abi? Gideriz. Hazer abi gideriz biz. Sana ama verdiğimiz ben... 500 var ya sana verdiğimiz 500. Onu bir de geri versen diyorsun. Onu bize 500. Tamam. Ver. 500 aldım Hazer abi görüşürüz. Ben diskoya izliyorum abi. Hazer abi bir güzel şöyle selam versin. Muhteşemdi çünkü. Selam abi. Alkışlarız bu çocuklar. Hazır. Arkadaşların hepsi geldi. Çok güzeldi arkadaşlar. Tabii o özel numara Hazer abinin eşi. Ne işin var senin orada Hazer şeklinde geliyor bence. Alkışlarınız Günay Karaca abi. Evet. Şimdi. Hemen Dilek ve Yiğit için, bu iki kişi için fal bakarken kahve fincanında görülebilecek bir şey söyleyiniz bana. Fal bakarken, evet. Söyle. Balık, güvercin. Bak yeşil. Hayalet. Hayalet. Başka? Güvercin. Güvercin. Balık. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Yük dolu deve. Hayalet. Hayalet. Yiğit ve Burak için uydurma bir burç, olmayan bir burç. Yelkovan. Kantar. Efendim? Kantar. Kantar burcu. Olur mu şansın? Tırtıl burcu. Yılan. Burcu. Kale burcu. Kaya burcu. Kale burcu. Kale burcu. Kale burcu diyor ya. Burcu mu? Leğen. Leğen. Leğen burcu. Oksijen burcu. Evet başka? Saksı. Saksı. Devam burada mı oynayacağız? Nasıl? Ne oldu? Kelebek. Ne oldu? Buran dişlerine gidiyor. Söyledi mi? Taksit yaparlar değil mi? Dönme dolap. Efendim? Dönme dolap. Dönme dolap burcu. Gergedan. Burcu. Evet. Söyle. Taburcu. Taburcu. Siz de bakınız. Bir kere de boğaça gelmiş diye. Evet süper. Ya. Taburcu ya. Taburcu. Taburcu ya. Günay ve Burak için gol atıldığında, gol olduğunda gösterilen bir tepki. Gol atılınca. Evet. Timsah yürüyüşü. Timsah yürüyüşü. Evet. Hazer abinin telefonu çaldı. Yengeç dansı. Yengeç dansı. Arkadaşını sırtına almak.
Arkadaşını sırtına almak başka. Formayı çıkarmak. Formayı çıkartmak. Formayı çıkartmak. Evet. Günay Karacaoğlu ve Dilek Çelebi için bir sanat dalı. Formayı çıkartmak. Formayı çıkartmak. Hadi çocuklar. Eller, evet. Eskrim. Eskrim. Başka? Yürüme sanatı. Ne sanatı? Yürüme. Yürüme. Harman dalı. Harman dalı. Evet. Koklama sanatı. Koklama. Evet. Güreş. Sanatı. Yani, sanatı. Sen de sanat hiç olmadı. Ben de başka. Evet. Saç baş yoluna sanatı. Arkaya. Roman havası. Roman havası. Roman havası. Roman havası. Kız tavlama sanatı. Kız tavlama sanatı, tamam. Şimdi hatırlatıyoruz. Hayalet. Benimki neydi? Taburcu. Şimdi forma giyme. Forma giyme. Çıkarmak. Çıkarmak. Özür dilerim, ben yanılttım. Kız tavlama sanatı. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Hayatım, bir bardak su getirir misin bana içeriden? Allah Allah. Elim var, ayağım var. Kendini atsana. Hem bir kere su içme. Hayal et. Hayalet içiyormuş gibi yap. Nizamettin tek tık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bugün sizi taburcu ediyoruz. Ama olmaz. Şu hayır. Al Nizamettin. Şuranda azıcık daha ağrı var. Nizamettin. Aa. 1,5 senedir bu hastanedesin, senin ağzını yüzünü patlatırım. Ben. Fiş bir forma. Ay ben de çıkartıyordum. Zaten konu o. Evet. İşte siz onu çıkartın, yerine bunu giyin diye. Çıkarın hemen. Çıkarın. Çıkarın bunu giysin. Sonra çıkar. Hilal abla. Ha kurban. Hiç benim başındaydın. Niye kayboldun? Şu su dolana kadar sana bir şey danışacağım. Hele o tuşu taşın üstüne. Köylük yer. Sandalye mi var değil mi? Neyse. Hilal adakı. He. Sen nasıl tavlandın? Ay bana şşt kız gel buraya dediler, gittim. Bun. Sen git, ben geliyorum. Aman. Bir şey diyeceğim. Öyle. 1,000,000 doların olsa ne yapardın kız? Ha. Bir kere kesinlikle senden ayrılırdım. Nizamettin tek tık beyefendi. Efendim abi. Hala tek vuracağım, tüm sayacağım. Sayın tek tık. Niye hastanemizden şey yaptırıp gitmiyorsunuz? Gırtlaklayayım mı sizi şuracıkta? Hala şuramda bir ağrı var. Oranızda ağrı olacak tabii. Daha nerenizde kim bilir ne ağrılar olacak? Ben kendimi sıkıyorum. Beyefendiciğim. Benim size ne zararım var burada? Beyefendi, sabahtan akşama kadar sizinle uğraşıyoruz. Apandisinizi aldık, böbreğinizi aldık, dalağınızı aldık, bademciğinizi aldık. Daha da neler neler aldık. Hocam, her şey mükemmel. Nefis gol atıyorum. 90'dan takıyorum. Rövanşataya çıkıyorum. Ama bir formayı çıkartamıyorsun. Evet. Ne yapayım? Gel. Lütfen. Çıkıyor. Ne oldu hocam? Hocam. Sorun şu hocam. Ya. Hocam, ben... Şimdi, nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Yani şimdi bunu çıkarmamak sizce... lazım. Evladım çıkarmayacaksın. Öyle her forma çıkart diye çıkartılır mı? Ama hocam yani çıkartırken mesela başımı öne doğru mu vermeliyim? Yoksa çıkartıp şöyle alıp böyle böyle sallamalı mıyım? Yoksa da... cart diye yırtayım mı? Taraftar hangisini sever? Ay bilemedim. Hocam siz... Hocam. Bir kere Hilal var ya, bir piş demeye gitmiş yani kolay. Ay, Hilal abla, ben de senin nasıl zor bir kadın olduğunu anlatıyordum valla. Çekide kalıyor mu? İşte zorlamış, 3 kere istemişler, vermemişler. Öyle değil miydi? Yok işte öyle değil. Öyle değil. Piş dediler, kız dediler, gel dediler, gittim. Ne astar yurtta karıymış o da. Terbiyesiz. Şimdi mesela Oscar törenindesin. Ben.
sana en iyi kadın oyuncu ödülü veriyorum. Bana. Neler söylerdin? Herkese teşekkür ederim derdim. Barış için. Barış için herkese teşekkür ederim. Herkes barış içinde olsun, mutlu olsun. Peki ben? Sen kimsin be? Ben Oscar aldıktan sonra seni tanımam ki. Oscar, Oscar. Boru değil, Oscar. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ya hayalet oynuyoruz, saçmalama. Oscar mı aldın lan? Aa! Ne? Ya, yüzümü aldın hangi? Sen nerede oynadın? Ben niye haberim yok? Ben niye haber? O kadar şaşırdım yani. Hop. Yedik mi be? Sen hop. Hop hop. Hoppa. Haydi. Hop hop hop. O ne? O ne be? Ben... Tek tek beyefendi. Hastanenin orada yine çöreklerini izletmiyor. Benim banyoma da girdiniz. Hayırdır, ne umarak? Maksat? Sırtımda bir ağrı var. Sırtınızda bir ağrı. Ben çözeceğim eve. Ben çözeceğim. Banyo dolabımda her zaman sakladığım şık şık. Ha? Sonucum, dün sırtınızda eve. Tam yerini gösterin bana. Hatta şu elmayı da koyalım oraya. Daha beni motive ediyor elma, biliyor musun? Çok ağrıyor. Kendi kendine ateş aldı, kusura bakmayın. Ona sıkıcı bir şey var mı? No. Nasıl, bir şey yok mu? Ona kendi kendine ateş aldı ya. Demek ki bu silah. Ana, ben sadece korkutmam. Korkarsanız tık diye geçer diye. Tık tık beyefendi. Ana, tık 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 gitti. Hocam. Merhaba. Şimdi ben düşündüm. Sizin söylediğiniz şeyi yaptım. Ne yaptın? Tribünler delirdi. Yaptım. Aynen öğüdüğünüzü tuttum. Ne demiştim ben? Gol attım, sonra tribünlere doğru gittim ve formamı komple çıkardım. Size yemin ediyorum. Yemin ediyorum hocam. O 50 bin kişi çıt çıkarmadı, böyle kaldı. Bilal abla! Gel kız, gel kız. Allah canını almasın. Nerede kaldın? Bilal abla. Saçlar da eklektik mi? Bilal abla. Çok komik. Bilal abla, tavlanamıyorum ben. Tavlanamıyorsun. Hiç dikkatini çekmiyor mu? Her köşede, her bucakta sana diyorum ki... Nasıl tavlandın, nasıl tavlandın, nasıl tavlandın? Gel, geç. Sen arkada Yağız Yiğit delikanlı. Eve adam mı aldın Bilal abla? Kocana söyleyeceğim. Bu daha ne ki bak. Aha. Bilal abla! O da yetmedi bak. Hiçbir şey hayal etmeyelim bence. Bence de. Hayal ettikçe bozulduk. Bence de. İnsanlığımızdan çıktık. Bence de. Biz ki kendi doğamızda nasıl barışıktık? Bence de. Şimdi nasıl olduk karışık? Bence de. Bahtiyar. Bahtiyar değilim. Sence de. Zahmet mi? Nasılsın efendim? Kurap girdi. Zahmet mi? Çok kısaca bir şey söyleyeceğim size. Çok basit, çok kısaca. Allah belanızı versin. Benim hastanemin size önerisi Allah belanızı versin. Allah'ınızdan inşallah bulunuz. İnşallah bize çektirdiklerimizi Kadir Mevlam size de çektirir. Çok rica ediyorum efendim. Şu çeki hastane masrafları için alır mısınız? Çekim, çekim. Oh. Zahmetin mi? Allah çektirmesin. Ah. Ne oldu? Geçti. Geçti. Çeki verince geçer. Geçti. O kadar çeki verdiniz sen. Sonra ne yaptın oğlum?
En son indirmiştim. Çıt çıkarmadı lan. Sonra o 60 bin kişinin içinden bir tanesi... 50 milyon değil mi de? Yok 60 bin ama bana da 50 milyon gibi geldi. Bir tanesi şöyle dedi. O ne be? Sen ne dedin ona? Asıl önemlisi şu. Ben o golü size hitap etmiştim. Buraya da yazdım sizin için diye. Ve... Kimin için oldu? Onun için mi oldu onlar? Yok, sizin için hocam. Sizin için. Yok, 60 bin kişi el ele verdiler. Sevgi yumağı oldu. Büyük bir sevgi yumağı oldular. Omuzlar aldılar beni. Omuzlar aldığı kısmı anlatmıyorum. Daha hırpala, yoğur kendini, bak ne olacak şimdi? Hayal değil, gerçi daha... Ay, taş sana gelseydi böyle konuşmazdın Hilal abla. Niye öyle, niye bizi şey yapmıyorlar, sevmiyorlar? Sen evine 300 tane erdi Spartalı yap. Spartalı. Söyle dedi. Yat, yat, taş geliyor, yat. Evet. Kalk, konuş. Atla, konuş. Ey Romalılar. She's got it. Your baby, she's got it. Yeah, I'm your winner. I'm your fire, God desire. Ay Allah. Böyle bir sesi. Ek bir sahne mi vardı size? Çok. Bizimki giderdi sabaha kadar. Bir son sahne yapın isterseniz. Kim yok dedi? Yok abi, ben buraya şey dedim. Dilek arkasına geçti. Hayalet gibi olsun da oraya bağlıyorum dedim. Ha ben tamam. Yoktu tamam. Yani. Süper de bir fikir değil yani. Ben Nizamettin Bey'le daha neler yapacağım. Biz de artık gelenek haline geldi. Konuğumuzun olduğu takım kazanıyor. Bu turun galibi Mahşer oldu. Let's get loud. Hala iyi misiniz? Evet. Devam edelim mi? Evet. Hala. Evet. Reklamlardan sonra devam edelim. Tekrar hoş geldiniz. 30 saniye turuyla devam edeceğiz ama bir not daha geldi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi tam teşekkür ederim. Peki. Şimdi işte başlıyoruz. 30 saniye turu için. Ayhan ne haber? Biliyorsunuz aynı saniye ilk önce 30 saniyede, sonra 15 saniyede, sonra 7 saniyede, 3 saniyede ve en son olarak da 1 saniyede oynuyor oyuncularımız. Hemen bir çıkış noktası alalım bakalım. Arkadaşlar. Şu ne? Smaç. Gülle basket. Yani illa yani başka şey de olabilir. Halı silkeleme. Halı silkeleme. Halı çıkış noktamız. Halı. Halı. Çıkış noktamız. Halı. İlk olarak 30 saniyede oynayacak
Cümbüş. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Pazar pazar sabahın köründe. Oh ne güzel halı çırpılır ha. Oh, oh, oh. Piştik. Vala hanım. Ne var? Ha, halı mı silkiyorsun? Ben şimdi evet, salondaki... Allah Allah. Ben salondaki halımı silkmez miyim şimdi? Al kız, al kız. Yetmedi mi? Dur sana İran halımı çıkarayım. Necla hanım. Aa, ama. Necla yapayım. Hanım bakın. Aa. Aynı sahneyi sadece 15 saniyede oynayacaklar. Ah kurban olayım hiç oturup. Pazar pazar aman ne güzel de halı çıkarıyor. Pislik. Ne İran hanım? Dur ben sana Allah İran Allah. Halımı. Gel. 30 saniye gideceğiz böyle. Oh, ha, dur bu da mı olmadı İran? Aa, aa rezalet. Çabuk çabuk çabuk. Bak oturuyor. Şimdi hala sağlıklılar Günay bu ikisi. Birazdan mosfor olacaklar. 7 saniye. Gel bakayım sevgili hanım. İran. Minik. Çattı mı çattı mı nasıl? Üç saniye. Halılarım, uçan halılarım. Burada ben de. Dur orada. Bir saniye. Aa! Mahşer için bir çıkış noktası alalım. Cebinizde ne var şu anda cebinizde? Anahtar. Telefon. Akrep. Kürdan. Kartvizit. Efendim? Kartvizit. Kartvizit. Selpak. Evet başka? Flash bellek. Flash bellek. Flash bellek çıkış noktamız. Flash bellek. Hani şu bilgisayarlara takılıyor ya flash bellek. USB'den takılan. Hep beraber sayıyoruz. 30 saniyede oynayacaklar. 3, 2, 1. Coşkun abi kasayı getirdim. Bir sorun var. Bak flashback'i her seferinde sokuyorum soru çıkıyor. Allah Allah ne var ki bunda? Trick. Çalışmıyor bak bir yere basayım. Hayır yanlış yere basıyorsun. Ha. Allah Allah. Yok yok yok. Çok kolay. Sadece tek bir düğmesi var. Alet alındı. 15 saniyede. Coşkun abi kasada bir sorun var. Flashback takıyorum olmuyor. Allah Allah. Tık. Play'e basıyorum. Sen yanlış yere basmışsın. Alındı. Aa. 7 saniye. Basıyorum olmuyor. Çıt. Play'e basıyorum. Yanlış yere basacaksın. Ha. Üç saniye. Olmuyor. Çıt. Play. Ha. Sadece bir saniye. Ha. Hemen oyluyoruz. İlk olarak Cümbüş'ü izlemiştik. Cümbüş bu turun galibi olsun diyenler alkışlasınlar. Arkasından Mahşer'i izledik. Bu turun galibi alkışlarınızla Mahşer oldu. Let's get down. Evet.
Bakalım bu gecenin galibi kim oldu? Hem sizler oy verdiniz maalesef. Ya ya evet ama saat de... Evet. Aa deyince herkes aklıma geldi. 14 Haziran. Seyirciler söylesin artık. Evet hep beraber söylesenize. 14 Haziran. Bence şöyle yapalım. Sen tek ağızda topla bırak. Rumelisarında. Sitenin adresini söyleyin. 1, 2, 3. Bravo. Arada bir gitmiş. Vallahi. Vallahi beyinler yıkanmış. Evet. Gece bile göreceksiniz Rumeli Hisarı. Şimdi geri döneceğiz. 14 Haziran'da neredeyiz? Rumeli Hisarı'nda gelecek cumartesi hepinizi bekliyoruz. Biletler Bilet İş'te canlı yayını yapacağız. Rumeli Hisarı'ndan Fox TV'de 9.30'da. 9.30'da erken giriyoruz unutmayın. 9.30'da canlı yayın var. 8.30'da falan gelin işte oralara. Peki. Yüzdeleri bir görelim bakalım. Aa ne güzel. Aa. Hemen bir tanıtım yapmışlar. %61.17 ve %67.83. Kim kazanmış olabilir? %67.83 de bu gecenin galibini hep beraber görüyoruz. Bu kez yatsa ya yani. Mahşer oldu. Bravo. Tebrik ediyoruz Mahşeri. Gecenin sonuna geldik. İlk alkışlar Buket Bengisu ve Dip Sound için alkışlar. Programı az sonra Buket'in bir parçasıyla bitireceğiz. Alkışlar devam ediyor Fatih Pestil için. Kıyasıya rekabet ettiler ama bizi çok eğlendirdiler. Mahşeri Cümbüş alkışlarımızla. Karacaoğlu büyük alkışlarınızla çok çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta her şey yolunda giderse Rumeli Hisarı'ndan yayındayız. Saat 9.30'da başlayacak. Unutmayın iyi geceler diliyoruz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz. Lütfen gelin bu yayını kaçırmayın. Buket Bengisu'nun şarkısıyla programı bitiriyoruz. İyi geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue una erupción. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad.